Evet, geçen sohbetimizde ateizmle ilgili şeyler konuşmuştuk biliyorsunuz. Bugün de inşallah arkadaşlarımız biraz daha o konuların açılmasını hisseder. Yani dinleyicilerden, izleyicilerden filan da. Önemli. Şimdi insan var olduğu günden beri insanoğlunun dünyaya ilk geldiği andan itibaren kendi kendine sorduğu bir soru vardır. İki soru vardır daha doğrusu. Biz bunlara insanlığın evrensel soruları deriz. Yani bir insan aklı da başına ermeye başladan bu soruyu kendi kendine soruyor. İlk insan değil, her insan. Birincisi, varlık nedir diye sorar insan. Var olan şey nedir? Yani ben neyim? Dünya nedir? Kainat nedir? Filan. Ondan başlar. Ondan sonra var olan şey nedir? İkinci soru ise bilgi nedir? Bilgi. Yani neyi bilebiliriz, neyi bilemeyiz? İnsanın bu iki sorusuna cevap veren temelde üç disiplin vardır. Yani üç yol vardır. İnsanın bu sorularına cevap bulabilmesi için başvurması mümkün olan üç kapı vardır. Bunlardan birisi dindir, vahiydir yani. İkincisi felsefedir. Üçüncüsü bilimdir. Gerçi dördüncü olarak sanatı almışlardır ama sanat daha çok bu her üçünün kendini ifade etme tarzları olarak yorumlanabilir yani. Şimdi tabii ki felsefeden başlayalım. Felsefe tarihine baktığımız zaman yani birçok felsefi akımların kaydedilen, bilinen, gelip geçtiğini biliyoruz. Yani felsefe tarihini, şimdi bir şeyin bir de geçmişine bakmak lazım. Neydi? Bugün ne hale geldi? Bunu şimdi bilmek gerekiyor ilk önce. Bunları da niye size anlattım? Bu bilgilerin size nerede, ne için lazım olacağını da söyleyeceğim. Şimdi felsefe tarihine baktığımızda birçok felsefi ekollerin gelip geçtiğini görüyoruz. Ve bu felsefi ekoller veya filozoflar genelde birbirlerini reddederek ve birbirlerini yalanlayarak kendi düşünce sistemlerini Aynen. kurmuşlardır. Baktığımızda gördüğümüz felsefi okullar, okul deniyor onlara, ekol deniyor, akım deniyor, ne derseniz deyiniz. Bunların temel özellikleri vardır. Mesela bunlardan birisi örnek olarak vereceğim, materyalizm. Materyalizm varlık nedir sorusuna maddedir diyor. İlk sebep nedir? Yani varlık derken ilk var olan şey nedir? Sebebi ula denilen bir sorudur. Bu insanın evrensel sorusudur. İlk olarak var olan şey nedir? Maddeydi. Madde ezelidir, ebedidirler. Bunlardan ikinci felsefi akım, materyalizmin tam zıddı olan felsefi akım idealizmdir. İdealizmde var olan tek şeyin düşünce olduğunu söyler. Madde sadece düşüncenin bize bildirdiği ve algılattığı şeydir der. Yani der ki bu masa mesela, çok basit bir örnek vereyim. Eğer ben bunun masa olarak algılamazsam bu masa burada yoktur. Anlatabildim mi? Düşünce. Bunu bana masa olarak gösteren, masa olarak bunu bana öğreten şey düşüncedir. O halde maddeden önce var olan şey düşüncedir. İdea düşünce demektir. İdealizm de düşünceye dayalı olan felsefi akım demektir. Bir başka felsefi akım mesela ampirizmdir veya empirizm denir. Yani deney ve gözlem metodunun her şeyin esası olduğunu, mutluluğun da her şeyin ana ekseni olduğunu söyleyen akımdır. Bir başka şey mesela, bir başka felsefe, ben onların isimlerini buraya aldım, atlamayayım diye, spiritualizmdir. Spiritualizm ruhçuluktur der. Onlara göre ne düşünce vardır, ne madde vardır. Var olan tek şey, ilk var olan şey ruhtur. Madde, düşünce, bunların hepsi ruhtan sonra ve ruhun bir yansıması olarak var olan gelen şeylerdir. Bunlar varlık itibariyle ya enerji, enerjetizm denilen bir akım vardır mesela. Ya madde, ya ruh, ya düşünce. Her birisi bunlardan birinin ilk madde, ilk şey, sebep olduğunu söylüyor. İlk var olan şey olduğunu söylüyor. Bilgi teorileri açısından da yani neyi bilebiliriz, neyi bilemeyiz sorusunun cevabı açısından da işte ya septik akımlar vardır. Septisizm denilen bir şey vardır. Septik düşünceye, septisist düşünceye göre her şey, bütün sahip olduğumuz bilgi yalandır.
hiçbir şeyi doğru olarak bilmemiz ve görmemiz, anlamamız mümkün değildir. Determinizm mesela der ki her şeyin belli kuralları vardır. O kuralların dışına çıkmaz bütün bu olaylar. Efendime söyleyeyim, rasyonalizm der ki akıl her şeye yeter. Akıl her türlü bilgiye ulaşabilir der. Yani bu felsefi akıllar, tabii çok daha bu isimlerle bunların sonra ileride inşallah vaktimiz olursa tek tek inceleriz. Bu felsefi ekollerin her birisinin temel bir özelliği vardır. Bu temel özellik şudur. Bütün felsefi ekoller ki şu anda artık geçmişe dönüp baktığımızda bilhassa Judeo-Grek kültürü ve Helenistik yapının evet. ve doğudaki mistik akımların hepsinin birer düşünce akımı çöplüğüne dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü şu anda bunların hiçbirisi doğru, geçerli ve hakikat değildir. Evet. Bunların hepsinin ortak özelliği nedir biliyor musunuz? Bunların hepsi monist düşüncelerdir, monist. Yani tek taraftan bakan, tek gözlükle bakan, tek açıdan bakan ve tek sebebe dayalı olarak izah eden şeylerdir. Felsefi akımlardır. Tabii bu felsefi akımlar yani 18-19. yüzyıllarda bilimle iç içeydiler. Yani 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında baş gösteren filozoflar, düşünürler işte fizikle, kimyayla, biyolojiyle, sosyolojiyle ve psikolojiyle ilgileniyorlardı. Bilhassa bu bilimler. Biyoloji, fizik, işte astronomi tabii temel şeydir zaten bilim. Ondan sonra sosyoloji ve psikoloji. Bu bilimlerin o günkü verilerine göre konuşuyorlardı. Yani o gün bilinen bilgiye göre hareket ediyorlardı. Mesela o gün, o dönemde nedir? Maddenin temel yapı taşı atom. Asıl tek inilebilen en küçük varlık atomdu. Dalton, Thomson, Rutherford filan bir sürü fizikçiler atomla ilgili bazı bilgileri geliştirdiler filan. Ama atom bir proton, bir nötrondan oluşan bir çekirdek. Bunun etrafında dönen elektronlar. Onların dünyası buydu. Onların maddesi buydu. Bakın bu çok önemli. Madde buydu. Maddeyi böyle biliyorlardı. Ve enerji. Enerjinin temel yapı taşı olarak da foton diye bir kavram çıkardılar. Foton enerjinin, maddenin nasıl yapı taşı atomsa enerjinin de yapı taşı fotondur. Ve foton dediler yani enerji. Enerji deyince tabii ilk önce ışık, sonra ısı bunu algılıyorlar tabii. Böyle doğru halinde, tane halinde yayılır, hareket eder. Yani ışık veya enerji tane halinde, böyle bir doğru halinde gider. Sonra baktılar ki giden ışık burayı da aydınlatıyor. Peki böyle düz giden bir ışık burayı nasıl aydınlatıyor? Dediler ki ışık hem tane halinde gidiyor hem de dalga halinde gidiyor. Böylece tane ve dalga birliği. Işık hem doğru hem de dalga biçiminde gider. Yani hem doğru hem de bükey olarak gider diyerek ilk defa bilimde bir şey kırıldı. Nedir ismi? Bir doğru kırıldı. O doğru neydi biliyor musun? Demek ki her şey illa bir sebebe dayalı olarak izah edilemez. Ve tane ve dalga birliği ışık için, foton için tane ve dalga birliği diye bir akım çıktı. Bu doğrulandı. Bunu kabul ettiler hepsi filan. Şimdi monist izahlar ve o monist izahların içerisinde onlardan istedikleri şeyi alan bilginler, yani filozoflar daha doğrusu, bilgin diyemeyeceğim onlara, filozoflar bütün düşüncelerinin temellerini o günkü bilgilere, o gün pozitif bilimin o günkü verilerine göre kuruyorlardı. Mesela Darwin bir genetik bilginidir. Genlerin yapılarını inceliyor. İşte insanın genetik yapısını inceliyor. Maymunun, efendime söyleyeyim şempanzenin, ayının, atın, horozun vesairenin ve bitkilerin genetik yapılarını inceliyor. Kendine göre kromozomlarının yapıları ve sayılarının birbirine yakınlığına göre ve bir de gözlemlediği türler var. Siyah insan var, beyaz insan var, sarı insan var, kırmızı derili insan var filan. Bir de ispinoz balıklarını inceliyor. İlk önce onlardan başlıyor. Sonra diyor ki bütün bu varlık hayvanlar ve insan hepsi birbirlerinden evrimleşerek gelmişlerdir. Çünkü gen yapıları birbirine benzeyenler var. Bir de gen yapıları çok birbirine uygun olanlar var filan. Bütün temelini bunun üzerine kuruyor. Yani varlığın bütün kaynağı, orijini bir tek hücredir. Sonra iki hücreli bir organel, ondan sonra 3-5 hücreli bir doku, sonra bir organ, sonra bir
hayvan vesaire filan, önce sürüngen, sonra kanat, sonra yürüyen, kendi kafasına göre bir şema çiziyor. Bir evrim şeması çiziyor. Ve bütün bu şemayı çizerken o gün olmayan bir bilgi vardı. Yani o gün bilmediği bir şey vardı. Bu yüzden Darwin'e karşı susuyorlardı filan. Ama sonra genetik bilimi biraz ilerlediğinde gen varyasyonu denilen ve genetik havuz denilen bir kavram ortaya çıktı. Yani insanın, bir insanın genetik yapısı, insan türünün genetik yapısı sonsuza kadar değişecek varyasyonlara sahiptir. Ve her türün bir gen havuzu var. O gen havuzunun içerisinde her şey vardır. Şimdi bundan kaynaklanarak biliyorsunuz, tabii ateizm, din düşmanlığı, bütün bunların hepsini kullandı. Bunları birer mutlak hakikat olarak gerçekleştirdi. Bize sundular, yani öyle anlattılar. Efendime söyleyeyim, insan maymundan veya insanlarla maymunların ortak atası işte şempanzelerdir filan diye bir şey iddia ettiler. Halbuki bugün ortaya çıktı ki ne bir evrim var, ne bu evrimin bir kanıtı var, ne de geçiş süreci formuyla ilgili hiçbir şeyi bilim gözleyemiyor. Bu yüzden Darwin'in o evrim teorisi bir teori olmaktan öteye gidemedi. Ama bu teoriyi 50-60 yıl bizim ülkemizde, bilhassa bizim ülkemizde değişmez mutlak bir gerçek olarak anlatıldı. Efendime söyleyeyim, bir Lavoisier diye bir adam vardı. Adam bir deneyler yaptı, bir kısım şeyler yaptı. Ondan sonra dedi ki, yaptığı deneylerin sonucunda, hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan bir şey yok olmaz. Bu aslında böyle değildi. Bu teoremin doğrusu bu değil. Lavoisier deneyini yaptığı zaman aynen şöyleydi. Deneyinin sonucunu şöyle ifade etti. İnsanoğlu hiçbir şeyi yoktan var edemez, var olan bir şeyi yok edemez. Ama enerji ve maddenin sakımı kanunu denilen bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kitaplara hiçbir şey yoktan var olmaz ve var olan bir şey yok olmaz denilerek Allah'ı inkarın temeli olarak dayattırıldı yıllarca. Yani bizim yaşımızda, bizim aklımızda olan insanlar enerji ve maddenin sakımı kanununun okullarda bilhassa köy enstitüsü mezunu öğretmenler tarafından nasıl çocukların beynine bir zehir gibi sokulduğunu iyi bilirler. Bizim dönemimiz, yani bizim neslimiz bunu çok iyi bilir. Şimdi bakın bunların hepsine. Marx kendine göre bir şey çiziyor. Karl Marx mesela. Aslında tabii Marx'ın özgün bir düşüncesi yok. Yani kendine hiçbir şey yok. Marx Hegel'den diyalektiği almış ve bir idealist olan materyalist olmayan idealist olan Hegel'den diyalektiği alıyor. Feuerbach isimli filozofun da materyalist anlayışını alıyor ve diyalektik materyalizmi oluşturuyor. Sadece bir sentezcidir. Ve o insanı insan nedir sorusunu cevaplarken homo economicus diyor. İnsan ekonomik hayvandır diyor. İnsanın bütün düşüncesinin temelinde ekonomik fayda vardır yani. Söz konusu olan şey. Bakın tek faktörlü izahlara, farkında mısınız bilmiyorum. Bilhassa onlara sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Efendime söyleyeyim, Freud, işte psikanalizmin kurucusu olarak falan kabul edilir. Halbuki psikanalizm ondan çok daha önce psikiyatrlar tarafından zaten oluşturulmuş, yerleştirilmiş. Freud bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki, insan nedir diye sorulduğu zaman insan cinsel bir varlıktır. Ve insanın bütün davranışlarının temelinde, özünde cinsellik yazar. Bunu o kadar ileri götürüyor ki, yani o çağın maalesef aydınlanmamış olan bilgi düzeyinde bunu öyle bir hale götürüyor ki bir çocuğun, affedersiniz, annesinin memesine süt için yapışıp sütü emmesini bile cinsel bir içdürtüyle yapılmış bir hareket olarak izah ediyor. Ona göre insan cinsel bir varlıktır. Bütün hareketlerinin temelinde cinsel içgüdüler ve içgüdüler yapmaktadır. Şimdi bilim tabii yavaş yavaş gelişiyor. Geliştikçe bunların birer safsatadan öte gitmediği ve hiçbir şeyi açıklayamadığı gittikçe aşikar bir hal alıyor. Mesela Freud'un iddiaları bugün hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü doğmuş olan bir çocuk ta ergenlik çağına gelinceye kadar kız olsun erkek olsun hormon faaliyetlerini henüz başlamadığı için o yaşlarda bebek olan 3-5 yaşındaki hiçbir çocuk, kız olsun oğlan olsun, hiçbir cinsel içgüdüye ve dürtüye sahip değildir. Tıbben bu mümkün değildir yani. İnsan homo economicus da değil.
Mesela sosyolojiyi izah ederken, bunların her birisi birer sosyolog aynı zamanda. İşte kendine göre, kendilerine göre toplumların hareketlerinin, toplumsal hareketlerin temelinde bir kısım faktörlerin olduğunu söylüyorlar. İşte mesela Marx üretim tarzı ile üretim araçlarına sahip olma arasındaki ilişkiye bağlıyor. Ve diyor ki işte sanayi devrimi, sanayileşme vesaire filan ilk diyor komünizmin geleceği, devrimin olacağı yer neresidir diyor, Almanya'dır diyor. Değil mi? Halbuki Almanya öyle bir şey olmadı. Hata etmişti. Nasıl hata etmişti? Sanayi ilerledikçe onun devriminin temelini oluşturduğu proletarya, yani kalitesiz işçiler, vasıfsız işçiler daha doğrusu öyle söyleyeyim, çoğalacağını zannetmişti. Halbuki sanayi ilerledikçe kalifiye elemana olan ihtiyaç arttı. Proleter dediğimiz vasıfsız işçiye ihtiyaç gittikçe azaldı ve proletarya sınıfı oluşmadı Almanya'da, Fransa'da. Bunların hiçbirisinde böyle bir sınıf oluşmadı ve onun kendi kafasına göre kurduğu doğal yoldan gelecek olan devrim gelmedi. İşte Lenin gitti Rusya'da bir Slav ihtilali yaptı. Slav devrimi yaptı kendine göre. Slavçılığının ve milliyetçiliğin temeline dayalı bir düzen kurdu. Sonucunun ne olduğunu, 100 milyondan fazla insanın hayatına mal olduğunu biliyor. Evet. Yani filozoflar ister Descartes, ister Kant, ister Jean-Paul Sartre, bunların her birinin ortaya attığı iddialar monisttir, tekil izahlardır. Tek sebebe dayalı, tek faktöre dayalı. Şimdi sizin karşınızda, sizinle konuşacak olan bir insan düşüncelerini anlatmaya başladığı zaman iki konu, iki şey çok önemlidir. Genelde insanlarda bu iki hata vardır. Bunlardan birisi sapmadır, birisi de saplantıdır. Sapma yani inhiraf Arapça ismiyle veya obsession İngilizce ifade. Bir de saplantı vardır. Saplantı, haciz denir Arapçada onun karşılığı. Yani bazen insan ya inhirafın ya sapmanın veya saplantının eseri oluyor. Bir yerde düşüyor. Ayağı kayıyor, bir çukura giriyor tabiri caizse düşünce açısından. Giriyor ve bir türlü onun içinden çıkması mümkün olmuyor. Filozofların hepsinin yapısı budur. Açın kitaplarını, detaylı okuyun. Böyle bir konuda şartlanmış bir şekilde bir obsession'ın şeyinin nedir ismi, kelepçesinin altına girmiş ve bir türlü ondan kurtulamamışlar. Açıklamaları, izahları, kitapları, olaylara, bakış açılarına falan bakın, hepsi budur. Bu yüzden felsefe dediğimiz ekol, felsefe dediğimiz okul hiçbir zaman insanoğluna mutluluğu ve doğruyu getirmemiştir. Hakikate ulaştırmamıştır. Marksizmin, nasyonel sosyalizmin, faşizmin, sömürgeci bütün düşüncelerin, devletlerin, imparatorlukların yapılarında, temel taşlarında ne vardır? Felsefe vardır. Anladınız değil mi? Mutlaka o kralların, o imparatorların, o zalimlerin yanında filozoflar vardır, düşünürler vardır yani. Bu düşünürler onların temelini atmış bu yapılara. Şimdi 18-19. yüzyıla kadar bilimi kullandılar diyorum size. Lavoisier, işte Darwin, Freud, Marx, bunların hepsi, Marx kendi düşüncesinin adını bile bilimsel sosyalizm koydu. Komünizm demedi yani. Bilimsel sosyalizm dedi. Bilim o kadar cilalı, o kadar etkileyici bir şeydi ki herkes bilimin maskesini takıyordu yüzüne. Herkes bilimin maskesini takıyordu yüzüne. Kendi düşüncesini insanlara kabul ettirmek için. Ama bilim yavaş yavaş gelişti. Yavaş yavaş bilim kendini ortaya çıkarmaya başladı. Pozitivizm denilen, yani pozitif bilim dediğimiz şey, dedi ki benim metodum deney ve gözlemdir. Deney ve gözlem. Yani bir şeyle ilgili bilimsel bir şeye ulaşmak isterseniz, bir olayla, bir varlıkla, herhangi bir şeyle ilgili onun üzerinde bir kısım deneyler yapmanız gerekiyor. Pozitif bilim bunu gerektirir. Eğer deney ortamını alamıyorsanız, en azından onu gözlemlersiniz. Hareketlerini, davranışlarını gözlemlersiniz. Deney ve gözlem metodu bilimin temel metodudur. Deney ve gözlemin uygulanamadığı hiçbir konu bilimin konusu değildir. Bilimin konusunun dışına çıkar. Bu yüzden o konularla ilgili bilimsel bir veriyi kullanmak mümkün değil. Yani adam alıyor, işte altını bakırla karıştırıyor, bilmem ne diyor falan, bir deney yapıyor kendine göre.
Güneşi deney potasına sokamıyor, ayı sokamıyor ama güneşi ve ayı ne yapıyor? Gözlemliyor. Hareketlerini, ısısını, çapını falan feşmekanını, her şeyini ayarlıyor, gözlemliyor ve ona göre bir kısım bilgilere ulaşıyor. Deney ve gözlemin uygulanamadığı hiçbir konu bilimin konusu değildir. Bilim bu noktaya geldiği zaman artık biz çok iyi bir şekilde öğrendik ki inkarcılığın, ateizmin, din düşmanlığının bilimsel hiçbir yönü olamaz. Çünkü bilimin bu işte bir ilgisi yok. Evet. Peki bilimin bir sınırı var mı? Yani insanın bilgisinin ulaşmasının, gelişmesinin, genişlemesinin bir sınırı var mı? Eskiden sınırsız zannedilirdi. Yani insan, bilim öyle bir hızla gelişiyor ki bilhassa 19-20. Yüzyıl dediğimiz bu yani. Geçtiğimiz yüzyıldan biraz daha öncesi artık bilim bu sefer ilahlaştırıldı. Felsefenin bir anlamı kalmadı. Evet. Filozoflar çöpe atıldı. Bu sefer bilim. Bilim tanrılaştırıldı ve ilahlaştırıldı. Ve bilimle her şeye, her türlü bilgiye ve doğruya ulaşacağımız iddia edildi. Fakat bir gün bir adam çıktı. Heisenberg isminde birisi çıktı. Verisizlik prensibi diye bir prensip ortaya attı. Atomdan bahsederken dalgalarınızla, elektronlarınızla falan beni güldürüyorsunuz dedi. Yani siz o elektronları göreceğinizi, yakalayabileceğinizi mi zannediyorsunuz dedi. Çok büyük bir bilgi. Yani şeyden nedir ismi? Einstein'dan çok daha üstün bir bilgin olduğu söylenir Heisenberg'in. Siz diyor dalgalarınızla, elektronlarınızla beni güldürüyorsunuz diyor. Çünkü siz bir elektronun hızını tespit ederseniz yerini tespit edemezsiniz. Yerini tespit ederseniz hızını tespit edemezsiniz. Bu belirsizlik prensibidir ve bu bilimin akla ve düşünceye koyduğu bir sınırdır. Bilim sınır koymuştur. İkinci sınırı kim koymuştur? Einstein koymuştur. Relativite dediğimiz teoriyle o sınırı koymuştur. Yani bilimin bugün 3 tane dogması vardır. 3 tane aşılması, kesinlikle değişmesi mümkün olmayan temel prensibi vardır. Bunlardan birisi belirsizlik prensibidir. Heisenberg'in ortaya attığı. Bir ikincisi Einstein'ın relativite teorisidir ki kendinden önceki bütün doğruları yıkmıştır. Yani atom, işte proton, nötron, elektron. Bugün kuarklar var, efendime söyleyeyim, bozonlar var, neonlar var filan. O kadar atom altı parçacık var ki böldükçe bölünüyor. Evet. Allah çekirdeği bölen ve parçalayan diyor Kur'an-ı Kerim. Çekirdeğin bölünmesi ve parçalanmasını Kur'an anlatıyor. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi bugün bilim yavaş yavaş indikçe iniyor. Ve atom öyle bir atom değil. Temel yapı taşı atom falan değil. İndikçe bir sürü bölümler. Alfa, beta, gamma, lambda dediğimiz ışınımlar var. Bunların hepsi o atomun içerisinden çıkan şeyler. Paramparça oldu gitti, hala parçalanıyor ve bölünüyor. Demek ki birincisi belirsizlik prensibidir. Bazı şeylere hiçbir zaman ulaşamayacağız demektir. Bazı şeyleri hiçbir zaman bilemeyeceğiz, yakalayamayacağız demektir. İkincisi, Einstein'ın relativite teorisidir. O bütün bilgilerimizin her zaman bir soru işareti ile karşı karşıya olduğunu gösterir. Üçüncü, bilimin sınırlarını belirleyen, üçüncü konu da termodinamik prensipleridir. Termodinamiğin kanunlarıdır. Bu evren için geçerlidir. İnsan için, varlık için, dünya için, güneş için, her şey için geçerlidir. Evren mutlaka bir termodinamik kıyamet dediğimiz bir olaya doğru kainat gitmektedir ve bu gidiş önlenemez. Bizim ulaşabileceğimiz, iletişim kurabileceğimiz, bilgi sahibi olabileceğimiz şey şu sonsuz kainatta o kadar küçük ve az bir şeydir ki kale bile alınmaz yani. Ama insan ya felsefenin, ya bilimin inhirafı içerisinde bir saplantıya, bir çukura düşebiliyor bazen. Ya bir tek şeye kafa saplanıp gidiyor, bütün inkarını, ateizmini veya deizmini tabiri caizse onun üzerine kuruyor. Biriyle konuştuğunuz zaman, böyle ateizmi, deizmi filan savunan, iddia eden birisini şöyle biraz deşseniz, şu bilgi size onu çözmeniz için yeterli olacaktır. Anladınız değil mi? Bunu çözmen için şu kadarcık bilgi bile yeterlidir senin için. Yeter ki biraz dikkatli olun. Mesela bir insan bir psikiyatristle konuşurken çok dikkatli olmalıdır. Çünkü psikiyatristin kafasında temel bazı jargonlar vardır.
Senin sözünü, konuşmanı, davranışını, bir saçını kaşımanı, bir böyle yapmanı bile kendine göre anlamlandırır. Psikiyatriste göre bunların hepsinin bir şeyi vardır. Nedir ismi? Bir temeli vardır. Ben bir ara hastalandım. İşte hastaneye yattım. Efendime söyleyeyim, şey yapıyorlar, nedir? İnceliyorlar, bir şey bulamıyorlar. Bir alerji hastalığı. En son dediler ki işte psikiyatriste gönderelim, psikiyatriye göndereceğiz. Psikiyatrist de bir baksın buna filan diye. Doktor arkadaşım vardı yanımda olan, bölme devam edilene. Ben psikiyatriste gideceğim zaman dedi ki, abi bak psikiyatristle konuşurken sakın namaz kıldığını falan söyleme dedi. Çünkü onların gözünde namaz kılmak da bir ayrı bir şeydir, ruhsal bir hastalıktır dedi, bir hastalıktır dedi. Ben dedim gitmiyorum psikiyatriste dedim. Gitmedim de yani. Böyle bir adamla muhatap olmama bile gerek yok. Şimdi sapma ve saplantı. Anladınız değil mi? İnhiraf ve haciz. Arapça. Obsesif veya bir yere düşmek yani. Düşme anlamını söyleyeyim yani. O şekilde ifade edeyim. Yıllar önce radyoda program yaparken bir gün, bir akşam bir programlarda tabii canlı yayınlarımız, canlı bağlantılarımız oluyor. Bir bayan bağlandı. Dedi ki işte canlı yayında efendim dedi sizi evime davet etsem gelir misiniz filan. Olur gelirim dedim. Canlı bağlantıdan sonra dedim adresinizi bırakın dedim. Uygun bir günde gelirim dedim. Neyse programdan sonra arkadaşlar o telefonu verdiler. Aradım adres aldım. Batıkent'te bir evdi. Birkaç gün sonra uygun bir gün. Akşam gittim. Hatta evin yakında bir cami vardı hatırlıyorum. Neresi olduğunu ne olduğunu bilmediğim bir yer olduğu için. Akşam namazını o camide kıldım da öyle gittim atıyorum. Neyse kapıyı çaldım. Başörtülü böyle hanım hanımcık bir genç kız açtı. Hocam buyurun filan dedi. Yanında da bir genç bir delikanlı. Oturduk. Nasılsınız, iyi misiniz, şudur budur filan. Bayan da şey, tesettürlü. İşte 7-8 ay önce evlenmişler. Bayan dedi ki hocam dedi bizim bir sorunumuz var dedi. O yüzden sizi buraya kadar davet ettik filan. Dedim hayırdır? Dedi ki eşim dedi ateist dedi. Ateist. Evet. İslam'a inanmıyor, Allah'a inanmıyor filan. Buyurun dedim filan. Çocuk da çok efendi bir çocuk böyle şey. Hocam dedi ben dedi doktorum dedi. Tıp fakültesini bitirdim dedi. Şu anda Hacettepe'de genetik bölümünde. İhtisas yapıyorum dedi. İhtisasımı da sonuna doğru geldim dedi. Ben şu ana kadar yaptığım incelemelerde edindiğim bilgilere göre dedim. Ölümün önünü almak ve insanı ölümsüzleştirmek mümkündür dedi. Böyle dinliyorum tabii. Çok sakince dinliyorum falan. Başladı genlerden, kromozomlardan falan bahsetmeye. İşte bilim ilerliyor bir gün gelecek. Mutlaka artık yavaş yavaş hastalıkların sebebi olan genleri bulabiliyoruz. Hmm. O genlerle ilgili bir kısım işlemleri yapabiliyoruz. Efendime söyleyeyim anlatıyor ama öyle bir inanmış ki. Genetik yani. Bir gün gelecek bütün hastalıklarla ilgili genleri bulacağız. Ve insan hastalanmasını önleyeceğiz. Böyle yani, sonra devam ediyor. Efendime söyleyeyim yaşlılığın sebebi olan genleri de bulacağız dedi. Onlar da bulunacak dedi. Ve insanın yaşlanması önlenecek. İnsan hastalanmayacak ve yaşlanmayacak. Böylece insan ölümsüzleşecek. Böyle dinliyorum filan. Ne dersiniz hocam dedi. Dedim bizim bir Abdullah abi var dedim. Geçen dedim trafik kazasında vefat etti dedi. Başka hiçbir şey demedi. Çocuk şöyle bir durdu. Sustu. Sesini kesti. Çayını içti filan. Ondan sonra bir daha konuşmadı. Ben de bir çay daha falan içtim. Sonra müsaade istedim. Çıkarken tabii genç kız sordu hocam bizim durumumuz nedir filan. Dedim sen nikahın, evliliğin İslam dinine göre geçersizdir zaten. Tabii. Ama hatta sen de dedim. Senin buna bir nişanlılık söz devren oldu mu? Oldu. Hiç mi sormadın, hiç mi ezan okunmadı ya? Hiç mi caminin önünden geçmedin filan. Bir iki cümle söyledim. Dedim yapacak bir şey yok filan dedim. Çıktım. Sonra eve vardım. Ev telefonu falan vermiştim. Kız beni aradı. Dedi ki hocam kocam bunalıma girdi. Siz gittikten sonra. Adam bütün düşüncesinin temelini, inkarcılığının temelini genler ve kromozomlar üzerine kurmuş. Bir trafik kazası adamın bütün düşüncesini alt üst ediyor. Anladınız değil mi? Bitiriyor. Yani inhiraf, saplantı veya sapma dediğimiz şey
tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır yani. Maalesef. Bu yüzden ne ateizmin ne deizmin zaten bilimsel, düşünsel, gerçekliği, hakikate dayalı hiçbir temeli olamaz. Allah-u Teala gençlerimizi, evlatlarımızı bu musibetlerden korusun inşallah. Amin. Nice insanlar geldi geçti, nice filozoflar geldi geçti. Hepsi kaybolup gittiler, birbirlerini her şeyle suçlayarak gittiler. Ama insanları Allah'a davet eden peygamberler ve onların parlak yolu Hazreti Adem'den annemin aleyhisselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar geldi. Toplumdan tamamen soyutlanmış, topluma tepeden bakan, insanları küçümseyen, hor gören, bütün insanları peşlerine takılmaya mecbur ve muhtaç birer sürü gibi gören o filozoflar hep peygamberlerin karşısına dikildiler. Peygamberlerin ve vahyin yolunu kapatmaya çalıştılar. Bugün aynı şeyi başka kılıklarla, başka maskelerle yapmaya çalışılıyor. Ama başaramazlar, başaramayacaklardır. Çünkü Allah peygamberini Hazreti Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı kıyamete kadar son peygamber olarak gönderdi. Ve onun yolu hep var olacaktır. Kıyametin öncesinde bütün müminler yeryüzünden kaldırılıncaya kadar onun dini, daveti ve tebliği hep var olacaktır. O davetin karşıtları, düşmanları da toprağın altında ateşe düşmeye mahkum olacaktır. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Amin. Cumanız mübarek olsun. Geceniz amin. Mübarek olsun. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Allah-u Teala hastalarımıza şifa buyursun. Rabbim darda olan, sıkıntısı olan bütün kardeşlerimize hayır kapısı açsın. Selamet kapısı açsın. Allah-u Teala bizim bu dualarımızı salih kulların dualarının içinde kabul etsin. Büyüklerin dualarına katsın. Rabbim öyle katına kabul etsin. Allah rızası için El Fatiha. Allah'ım salli.